değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız ben tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şöyle 3 renk seçtim arkadaşlar. Ben bu şekilde 3 rengi kullanacağım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Güzel, kolay ve basit bir motif anlatımı yapacağım. Bebek battaniyelerinde, yatak örtülerinde, yelek olabilir, şal olabilir, birleştirerek çok güzel işler çıkarabilirsiniz bu örneğimizde. Ben beğendim. Şöyle sizler için de nacizane anlatım yapmak istedim. Hemen başlıyorum. Tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ, iplerin bebeğini arkadaşlar. Öncelikle bir orta kısım oluşturacağız, sonrasında diğer iki renge geçeceğiz. Sihirli halka oluşturuyorum. Şöyle parmağımın üzerinde bir defa sardım parmağımın üzerine. Şöyle bu şekilde buradan tığımı geçiriyorum ve buradan bir ilmek alıp kilitliyorum. Kilitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Buraya 2 kat olarak batıyorum bu şekilde arkadaşlar. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi parmağımdan çıkardım. Halkanın içerisine batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şöyle baştaki zincirle birlikte 16 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz 16 tane olana kadar. Evet, şöyle 16'ya tamamladım arkadaşlar. Buradaki arka ipimizden tutup çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Şöyle buradaki ilmeğimi tutuyorum. Bu şekilde sıkıştırdık, orta kısma topladık. Hemen birleştirip ipimi kesiyorum. Burada şöyle 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. 3. zincirin içerisine batıyorum. Şöyle 2 kat olarak batalım. Buraya battım bu şekilde. Bir ilmek aldım ve ilmeğimden kaydırma tekniği yaparak birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıp buradan kesiyorum. Şimdi bu iplerimizi temizleyelim. Sonrasında diğer renge geçeceğim. Şöyle şu aradaki ilmeklere batıyorum arkadaşlar. Buradan şöyle bir tane ilmeğe battım. Şu kesmiş olduğum üstteki ipi alt tarafa doğru çekiyorum. Şu alt kısma getireceğim. Buradan bir tane daha ilmek geçelim. Şöyle. Şimdi bu iki ilmeği bağlayalım. Bu orta kısmı bu şekilde kestiğimizde açılma yapar arkadaşlar. O yüzden buraya bir tane düğüm atıp iplerimi kesip temizleyeceğim. Bir tane düğüm attım. Şimdi bir tane daha atıyorum. Şöyle kilitledim. Şimdi iplerimizi keselim, temizleyelim. Evet, bu şekilde orta kısmımızı hazırlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi iki tane rengimiz var. Öncelikle açığı yapacağım. Daha sonra koyuya geçeceğiz. Hemen açık rengimizi alalım. Bu sırada fıstık yapacağız arkadaşlar. Lif modellerinde yaptığımız fıstık modelini yapacağız. Şöyle herhangi bir trabzanın tepesinden batarak başlayalım. Trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar. Şöyle 16 tane trabzanımız vardı. Üzerine yine 16 tane fıstık çalışacağız. Bir tane zincir çektim. Şöyle ipimi ön tarafa aldım. Tekrar 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle ipimi tekrar bu tarafa alıyorum. Tığıma bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. 1, tekrar tığıma doladım. 2, tekrar tığıma doladım. 3. 3 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. Bu ilmeğimi, şu arkadaki ilmeğimi tutuyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapattım. Bu tuttuğum ilmeğe tekrar batıyorum. Ve bu şekilde 2 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Bu 2 ilmeğimi tek seferde kapattım ve sıkıştırdım. Üzerine bir zincir çektim. Birinci fıstığımızı hazırladık. Hemen bir sonraki trabzan boşluğuna batıyorum. 1, tığıma doladım. 2, doladım. 3. 3 dolgudan oluşturuyorum. İpinizin kalınlığına göre değiştirebilirsiniz sayınızı. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Tekrar geri dönüyorum. Bu ilmeğimi
batıp kilitliyorum. Bir zincir çektim. Hemen bir tane daha yapalım. Tığıma bir defa doladım. Buraya batıyorum. Bir sonraki trabzana 1, 2 ve 3 dolgudan oluşturuyorum. Buradaki ipimi tutuyorum ve kilit kapatıyorum. Daha sonra tekrar batarak kilitliyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerine fıstık yapacağım. Toplam fıstık sayım yine 16 olacak. Tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı fıstıktan oluşturduk. Şöyle 16 tane fıstık yaptık. Şimdi burada fıstığı kapattım ve üzerine bir zincir çektim. Buradaki zincirin şöyle üçüncü zincirine batarak birleştirme yapıp ipimi kesip diğer koyu rengime geçeceğim. Şöyle kaydırma tekniği yaptım. Burada bir zinciri çekiyorum, sıkıştırıp ipimi uzatıp kesiyorum. Şöyle bu şekilde ikinci sıramız tamamlanmış oldu. Hemen şöyle koyu rengimi aldım. Herhangi bir aradan başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle fıstıkların arasına batacağız. Şöyle aradan geçtim. İlmeğimi aldım ve buraya sabitledim. Buradan zincir çekeceğim. Şöyle ipimi ön tarafa aldım. 2 3 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Şöyle tekrar aynı yere batıyorum ve yarım kapatıyorum. 2 ilmeğimi kapattım. Diğer 2 ilmeğim tığımın üzerinde. Tekrar tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Yine 2 ilmeğimi kapattım. Diğer ilmeğim tığımın üzerinde. İlmek sayım 3 oldu. Tekrar batıyorum. Yine yarım kapattım. Şöyle 4 tane ilmeğim oldu. Bu 4 ilmeği tek seferde kapattım ve kilitledim. Kilitleme yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim. Tekrar tığıma doladım. Bir sonraki ara boşluğa batıyorum. Yine yarım kapatıyorum. 2 ilmeğim oldu. Tekrar tığıma doladım. 2 ilmeği kapattım. Yarım kapattım. İlmek sayım 3 oldu. Tekrar yarım kapattım ve 4 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Bu şekilde yarım trabzanlar yapmış olduk. Kilitledim. Kilitledikten sonra 2 zincir çekiyorum ara kısmına. Bir sonraki ara boşluğa geçiyoruz. 1, 2 ve 3 tane yarım trabzan yaptım. 3 yarım trabzandan sonra hepsini tek seferde kapattım, kilitledim. 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki ara boşluğa aynı işlemle devam edeceğim. Yine 16 tane bu şekilde trabzanlar yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle bu ipimizi de arada yürütelim. Daha sonrasında kalan kısımları kesip temizleyelim. Bu sırayı tamamladıktan sonra motifimizin son sırası kalıyor. Bu sırayı tamamlayayım. Son sırayı da tekrar birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle kapattım ve 2 zincir çektim. Bu sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 2 zincir çektim ve yine ilk baştaki zincirle birleştiriyorum. Şöyle zincirin içerisine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle burayı bu şekilde birleştirdim. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzatıp kesiyorum. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi yine açık renk, açık pudra rengine geçeceğim. Ve son sıramız bu renkli olacak arkadaşlar. Hemen şöyle ara kısımdan başlıyoruz. Herhangi bir aradan başlayabiliriz, fark etmez. Öncelikle köşeyi oluşturacağız. Köşe oluşturmak için şöyle ipimi sabitliyorum. 2, 3, 4. Köşelerde uzun trabzan yapacağız arkadaşlar. Yuvarlağı kare haline çevirmek için sadece köşelerde uzun trabzan yaparak eşitleme yapmış olacağız. 2 defa tığıma doladım. Aynı yere batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. 2, 2 ve 2 kapatarak toplamda 3 seferde kapatıyoruz. Buraya üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı şekilde 2, 2 kapatarak üçlü trabzandan baştaki zincirle birlikte 3 tane yapmış olduk. Ara kısım için 2 zincir çektim. Tekrar 2 defa dolayıp aynı yere batıyorum.
köşeleri oluşturmak için aynı yere batıyorum. Şöyle 3 tane uzun trabzan yapıyorum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden bir sonraki ara boşluğa geçiyorum. Tığıma doladım. Aralarda ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Aralar kısa olacak. Aynı yere batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki ara boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda 3 tane yapacağız arkadaşlar. Köşeyi yaptıktan sonra 3 tane trabzan yapacağız. Böyle üçerli gruplardan 1, 2, 3 tane yaptık. Şimdi yine zincir çekmeden köşeyi oluşturacağız. Köşeyi oluşturmak için yine 2 defa doladım. 1, 2, 3 seferde çektim. 2 defa doladım. 1, 2, 3 seferde kapattım. Tekrar üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. 3 defa doladım. Ve köşeyi bu şekilde oluşturacağız ki yuvarlak kısmı dengeleyelim arkadaşlar. Köşeler uzun, ortalar kısa olacak. Bakın bu şekilde bir kenarı yapmış olduk. Şimdi yine zincir çekmeden sıradaki yuvaya batıyorum, boşluğa batıyorum ve ikili trabzandan 3 tane yaptım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Aralarda zincir yok. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar köşeye geldim. Ve bu şekilde devam ederek bu sıramızı da tamamlamış olacağız. Tamamlayıp geliyorum arkadaşlar son haliyle. Evet arkadaşlar, şöyle son kısma geldim. Şimdi bakın ortalarda ikili trabzanlardan, bu gruplardan 3 tane yaptık. Üçerli grup yaptık. Bu şekilde kenarlara da köşelere de uzun trabzanlardan 6 tane yaptık. Araya 2 zincir çekerek. Çok kolay bir motif oldu arkadaşlar. Hemen pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ben bir tane de ortasını yeşilden hazırladım. İstediğiniz renklerle yapıp birleştirerek birçok işlerde kullanabilirsiniz. Şöyle bu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burayı da tamamlayayım. Videoyu kapatacağım. Şöyle zincirin içerisine batıyorum. Ve birleştirme yapacağım. İlmeğimi aldım. Diğer ilmekten kaydırdım. Ve bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Hemen arka tarafını çeviriyorum. Ve buradan içeriden gizleyerek bu şekilde ipimi keseceğim. Çok güzel, çok da kolay bir motif oldu arkadaşlar. Şöyle orta kısmını daha farklı renkle yaparak, koyu bir renkle, kenardaki bu fıstıkları sarı yaparak ayçiçeği görünümü de elde edebilirsiniz. Motif çok güzel arkadaşlar. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli benim için. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.